Sevgili dostlar, sponsorlarımız golbağ.com ve Kayseri Özelim Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan bu güzel videoya hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Peşin peşin sizlerden beğeni rica etsem acaba nasıl olur, ayıp olur mu? Hani abonelik ve beğeni rica etsem, lütfen kanala abone olmayan arkadaşlar abone olsun. Videoyu beğenmeyen arkadaşlar beğensin de hem bize moral olsun hem de desteğinizi görelim arkadaşlar. Rica ediyorum sadece. Ferdi Kadıoğlu'na Premier Lig'den talip. Fenerbahçe'nin milli sahibi Ferdi Kadıoğlu Premier Lig kulüplerinden Brighton'ın transfer listesine girdi diyor. Bir kere şunu söyleyeyim. Brighton'ın listesine birisi girdi bizden ama o Ferdi değil diye hatırlıyorum ya. 2018'de 10 numara olarak geldiği Fenerbahçe'de bambaşka bir oyuncuya dönüştü. Milliye yıldız. Geçen sezondan itibaren sol bek ve sağ bekte görev yapmaya başladı. Kariyeri tam anlamıyla değişti. 23 yaşındaki futbolcu her iki pozisyonda da çok iyi bir performans sergiledi. A milli takıma kadar yükseldi. Ferdi'nin bu forma Avrupa ekiplerinin de dikkatini çekti. Bu sezon Dortmund, Ferdi Kadıoğlu için girişimlerde bulunmuştu diyor. Ben size şunu söyleyeyim. En ciddi taliplisi Borussia Dortmund. Ve eğer ben futboldan anlıyorsam, eğer ben Borussia Dortmund'dan da anlıyorsam, hiç kimseye yedirmezler. Hiç kimseye yedirmezler. Ama hani ne veriyorsanız bir fazlası derler, yedirmezler. Ve Brighton'da yıldız futbolcuyu radarın aldı. Bu arada arkadaşlar ben bu haberi Brighton için vermedim. Az önce kurduğum cümle için verdim. O yüzden çok mühim değil. Geri kalanını çok umursamıyorum. Tarik Lamptey satılırsa ilk olarak Ferdi için girişimlerde bulunacaklarmış. Geçiniz. Şimdi Fenerbahçe taraftarı dün geceki mi diyeyim 2 Mart 00.30'daki İlk gösterimde de aynı şeyi söyledi. Hocam Lucas Moura geliyor mu? Lucas Moura geliyor mu? Arkadaşlar Lucas Moura'nın hani gelip gelmemesi bana bağlı değil. Ben sizlerin mutluluğunu çok ama çok istiyorum. Keşke hani sizleri mutlu edebilsem. Keşke ben yapsam transferi. Emin olun Lucas Moura'yı getiririm. Onu söyleyeyim. Ancak bu bana bağlı değil. Ve şu aşamada zor. Ya şu hükümet olayları, 6222 olayları, taraftarın yaşadıkları ya da Fenerbahçe'ye karşı yapılanlar, alınan tavır, diğer kulüplerin desteği ya da anti desteği. Bence Fenerbahçe artık transferi kapattı. Ama hiç belli olmaz bu iş. Hani biz buradan bakınca diyoruz ki olan herkes Fenerbahçe'nin üstüne oynuyor. Belki de Fenerbahçe'nin kimse üstüne oynamıyordur. Biz kuruntu yapıyoruzdur. Eğer kimse Fenerbahçe'nin üstüne oynamıyorsa transfer bekleyin. Ama üstüne oynuyorlarsa sıkıntı. Bakın Fenerbahçe orta sahaya gerçekten bir takviye yapma peşinde diyor. Kime sorsam, hangi duyurucu kardeşime sorsam ya da hangi kaynağıma danışsam diyor ki orta sahaya takviye için girişimlerini sürdürüyor. Ama yani eldeki oyuncuları düşün. Mesela Zaitz. Ya Zaitz'ı gönderse bugün alacağı isim kim? Herkes işte Mahmut bekliyor, bilmem Dakot bekliyor, bilmem Thiago Alcantara bekliyor ama imkansız günümüz şartlarında imkansız. Hatta şunu da belirteyim. Bakın Ali Koç hani ya da benzeri bir başkan Fenerbahçe'ye başkan olacak diyelim. Ya da bu tip bir sistemi istemiyorsunuz diyelim. Hocam Ali Koç da başkan olmasın, parayla gelen de olmasın diyorsanız çok sıkıntı. Yani eğer Ali Koç ya da zengin başkan istemiyoruz hocam bize iş bilen, iş bitirici, şampiyon yapıcı başkan istiyor diyorsan kulüp bütçesi kadar harcayacak. Ve birilerinin arası iyi olacak. Artık kimle arası iyi olacak onu siz düşünün. Ve cebinden hani başkanın cebine değil de Fenerbahçe'nin bütçesine bakılacaksa bu durum böyle olur. Başka aday çıkmasın ya da çıkamasın diye şu an bir sistem uygulanıyor gibi görüşünde olanlar da var. Hocam herkes şimdi Ali Koç'un cebine bakıyor diye. Bakın basketbol mesela. Ali Koç dışında hiçbir Allah'ın kulu basketbolda bu kadar bütçe harcamaz. Hani potansiyel başkan adaylarından hiçbiri senelik 20 milyon euroyu amatörlere falan vermez. Hem Ali Koç gitsin diyorsunuz hem Tyler Dorsey gelsin diyorsunuz böyle bir dünya yok. Önce onu söyleyeyim böyle bir dünya yok. Yani eğer Ali Koç kalacaksa amatöre yatırım yapar. Ali Koç gidecekse kimse yatırım yapmaz. Bakalım ne olacak.
Uygun bir orta saha bulamıyoruz. Mecbur Zayt'tan fayda almaya, yani faydalanmaya çalışıyoruz. Ve Zayt'ı da gördünüz arkadaşlar geçen gün ne kadar oynadı mesela Zayt. Ne kadar süre aldı. Artık oynatılmaya da başlandı. Ve Jorge Jesus bence kadromuz yeterli diyor. Ama bence kadromuz yeterli demek istemiyor. Jesus diyor ki eldeki bütçe bu. Madem alamıyorum o zaman eldekini daha verimli kullanırım. Şimdi arkadaşlar şunu düşünün. Arabanızı değiştirmeye çalışıyorsunuz. Almak istediğiniz arabayla uçurum var. Diyorsunuz ki ulan benimkinin ondan ne eksiği var? Şu 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 eksik. Yaptırılabiliyorsa yaptırayım diyorsunuz. Bu da ona benziyor. Jaden Osterwold 7 milyon euro ve üstünde bir rakama satılırsa anlaşma gereği elde edilen karın %30'u Parma'ya ödenecek diye bir söylenti duydum. Aslında bunu ben ortaya atmıştım. 4 milyon euro artı sonraki satıştan %20 pay diye ama Parma kabul etmemişti. Benim bildiğim en son yapılan anlaşmaya göre Fenerbahçe kaça satarsa satsın Parma'ya bir madde yok. Çünkü 6 milyon euro verildi. Onu da söyleyeyim. Ha, büyük bir risk. Bence 6 milyon euro bile büyük bir risk. Ama riskleri de almak zorundasın. Çünkü burası Fenerbahçe. Cherno Jobe diye bir futbolcu geldi altyapıya. Onun dışında Cherno Saho da Fenerbahçe'ye geldi. Yani altyapıda futbolcular alındı. Bunlar A takımla da idmandalardı birkaç gün önce. Ben Bienvenu diye paylaştım. Bu da bir yatırım. Nasıl 6 milyon euro verip Osterwold'u alıyorsan onlar nasıl bir yatırımsa bu da bir yatırım. Enner Valencia bu çok soru geliyor. Arkadaşlar Internazionale imzalamıştı. Ne oldu? Hani sizin meşhur duyumcularınızı Internazionale gönderdi. Ben dedim ki hayır öyle bir şey yok. Şu an hala görüşme halindeyiz. Hatta bize imzalaması çok daha yüksek ihtimal diye. Selahattin Baki bizzat ilgileniyor o konuyla. Ben Selahattin Baki'nin elinden kaçacağını zannetmiyorum. Ben Valencia ile uzatılacağı görüşündeyim. Bilginiz olsun. Yani bunu artistlik yapmak, kendimi kanıtlamak, şov yapmak için değil. Bunu sizi mutlu etmek için söylüyorum. Çünkü şahane bir performans sergileyen forvetimiz var. Elden kaçmasını istiyoruz. Rahat olun. Rahat olun. Gelelim Anderson Talisca'ya. Arkadaşlar Al Nassr'dan bedelsiz olarak ayrılacakmış Talisca ve adını Galatasaray'a yazmışlar. Son haftalarda ben Galatasaray'la ilgili enteresan haberler görüyorum. Yani dün Firmino'yu aldılar. Ondan önce Aubameyang'ı aldılar. Ondan önce kimi aldılar ya? Yine dünya ünlü birini aldılar. Ondan önce Zaharyan'ı aldılar. Ondan önce İbrahimovic'i aldılar. Ondan önce birini aldılar. Yani son birkaç haftadır Galatasaray'a 20 tane falan yıldız futbolcu yazdılar. Hepsini aldılar. Ama hiçbirini alamadılar. Zaniolo'yu aldılar diye. Tamam bizimkiler başlıyor. Hocam adamlarda Icardi var, Mertens var, Zaniolo var. Lan Icardi ve Zaniolo'yu konuşurken Mertens kim? Kaç kuruşluk adam dersin? Bir kere onun şeyini yapalım yani. Bu ikisinin olduğu da öbürünün esamesi okunmaz. Ha Torreira falan dersen neyse. Aşırı bir Galatasaray PR'ı kasılıyor. İşte Torreira 15 milyon euroya Milan'a gidiyormuş. Milan 15'e alıyormuş. 20'ye satıyormuş. Milan ne yapıyormuş? Ya ben anlamıyorum. Bu adamlar İtalya'da oynarken bu Milan'ın haberi yok muydu? Böyle bir durummuş. Çok umursamıyorum. Şimdi de yazmışlar. Talisca boşa çıkacak. Galatasaray alacak. Niye Galatasaray alıyor? Fenerbahçe alacak hocam. Niye Fenerbahçe alıyor? Kim alacak hocam? Beşiktaş alacak. Niye Beşiktaş alıyor? 1 Şubat 94 doğumlu. 29 yaşında. Artık 29 yaşında. 1.90 boyunda 10 numara. Brezilyalı 14 milyon euro piyasa değeri var. Bu sezon bakın beni dikkatlice dinlemenizi istiyorum. Adam 2024'te sözleşmesi bitiyor bu arada. Bu sezon da bitmiyor. Bu sezon bu adam 16 maça çıkmış. 1367 dakika ve 14 gol atmış. İnanılmaz bir istatistik. 2. Al Nassr 2021'de 8 milyon euro bonservis ve yıllık ücret olarak da 8 milyon euroya aldı. Herhangi bir Türk takımının 8 milyon euro verecek maddi kapasitesi var mı? Bence yok. Hocam 8'e değil de ya 4'e anlaştılar yarı fiyatına. 4 yıllık ücret 8'de bonservis verecek durumu var mı? Bence o da yok. O zaman hiçbir Türk kulübüne gelmez mi diyorsun? Ben gelmez diyorum. Hiçbir Türk kulübüne gelmez ama göz bir arar. Transfer dönemi her olduğunda göz bir arar.
Peki ben size başka bir şey soracağım. Bizim elimizde kaç tane Taliska var? Bir sürü. Arda Güler. Al sana Taliska. Emre Demir. İshak Vural. Lincoln Henrique. Hatta Zayt size göre. Joshua King birçok kişiye göre. João Pedro birçok kişiye göre. Arkadaşlar artık bitti. 8 milyon euro verip alma dönemi bitti. Yıllık 4 milyon euro verme dönemi bitti. Ya içinden çıkaracaksın ya gençlerden çıkaracaksın. Ben Lincoln'u alırken şöyle bir cümle kurdum. Dedim ki fakir taliskası. Sözümün hala arkasındayım. Fakir taliskası Lincoln. Net. Fakir taliskası. Ötesi yok. Sözümün arkasındayım. Siz de inşallah arkasında olursunuz. Uzun ama kısasını ben ne Galatasaray'a ne Beşiktaş'a gideceğini de düşünmüyorum. Onu da söyleyeyim. Bu arada hocam Beşiktaş çok kar elde etti diyor. Arkadaşlar siz algılarla o kadar yaşıyorsunuz ki bak 7,5 milyon euro piyasası varken 4 milyon euroya Beşiktaş 2 yıllığına kiraladı. Aldı, oynattı, yıldız etti. 22'ye piyasasına çıktı. 5,8'e kiraladı adamlar. 19,27'ye sattılar. Yani 25 milyon euroya sattılar. 4 milyon euroya da Beşiktaş'ı söğüşlediler. Geç Beşiktaş'ın işine yaradığı için söğüşleme sayılmaz. 29 milyon euro kazandılar Benfica. Bir futbolcudan. 4,75'e alıp 29'a sattılar. Ve transfer böyle yapılır. Ve şimdi de hala Talisca pohpohlamaları görüyoruz. Ben anlamıyorum ya. Ben bir şeyler anlamıyorum. Akıllanmayacak mısınız? Bak ben size başka bir duyum vereyim. Leonidas Tergio. Fenerbahçe bu arkadaşla ilgileniyor. Stoper. Ama şimdi değil. İsviçre ligindeki 4,5 milyon euroluk stoper bu. Bunu çok konuştum. Bunu şimdi beklemeyin. Ancak yaza bekleyin. Yani gözetim altında. Ha, şimdi transfer edilir yaza kadar durur falan filan. 1,81'lik hızlı stoper. Biraz da scoutingini siz yapın. Siz karar verin olur mu? Bunun durumu da bu. İlgileniyoruz. 20 yaşında 1,81'lik stoper sağ bekte oynayabiliyor. Böyle bir durum var. Murat Sancak demiş ki Adana Demirspor olarak ligden çekilmedik. İnsanların morale ihtiyacı var. En azından futbol oynayan bir şehir olsun diyerek devam etme kararı aldık diyor. Şimdi ligden çekilirlerse Beşiktaş diyecek ki biz bunlar bugüne kadar oynamadıydık. 6 puan. Fenerbahçe diyecek ki zaten hakem bizi katletti. O maçta bari 3 puanımızı sayın. O yüzden gerçi birileri de şey diyormuş. Beşiktaş yönetimi sanırım. Aynı şehrin bir takımı çekilirken diğer takımı niye devam ediyor? Haksızlık diye. Ben bir şey diyemem o konuda. O konuda bir federasyona söyleyeyim. Konyaspor ve Kasımpaşa ligden çekilen Gaziantep FK'nın Şilli oyuncusu Angelo Sagal için resmi teklif yaptı. Son kararını vermek için süre isteyen Sagal kısa süre içerisinde iki kulüpten birine imza atacak demiş. Bizimle ilgisi yoktu. Şimdi tamamen inanmışsınızdır bana diye düşünüyorum. Hakkımızda her şeyin hayırlısı olsun. Zor bir süreçten geçiyoruz. Ülkece, milletçe ve Fenerbahçe taraftarları olarak hakkımızda hayırlısı olsun arkadaşlar. Transfer gündemi bu şekilde. Ben başta Fenerbahçe'den Talisca ve Valencia operasyonu işte detaylar yazacağım. Detaylar bu şekilde. Valencia'ya 2 artı 1 yazın. Talisca'yı asla beklemeyin. Sergio, Leonidas Sergio'yu yazın bekleyin. Arda Güler gibi bizim bir Taliska'mız varken bence kendi Taliska'mızı daha çok oynatmaya odaklanalım. Onun daha çok oynayacağı bir futbol sistemi ve gelişimi üzerine odaklanalım. Ferdi Kadıoğlu gibi bir yıldızımız var. Kıymetini, değerini kaybetmeden bilelim. Şimdi bilelim. Lucas Moura için görüşmeler sürüyor ama ben gelir dersem yalan söylemiş olurum. Özellikle şu hükümet tezahüratlarından sonra ben beklemiyorum ya. Fenerbahçe artık hiç kimseyi almaz gibi geliyor bana. Altyapıya gençler alındı. Yurt dışından. Onu söyleyeyim. Osterwold'un maddesi yok diye biliyorum. Tyler Dorsey ve basketbol şeyini konuştuk. Zayt'sın daha çok süre alması ve daha çok süre alacak olmasını da hep birlikte değerlendirmiş olduk. Benim aktaracaklarım bu kadar. Videomuza bir beğeni ve abone olmayı çok görmeyelim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.